Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gora Gold simli ile karşınızdayım. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Şöyle 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. İpimin renk numarasını vereyim. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 514 numara. İpemerin renk numarası 514 numara. Kol ve yaka kesimine geçmeden önce ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütünle getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle daha önce modelimi yaptım. Şimdi kol ve yaka kesimini sizinle paylaşacağım. Yemek e, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi ilk önce kol altı kesimiyle başlayacağım hanımlar. trabzanlarımı yaptım ipimi doluyorum zincirimin altından giriyorum bakın şöyle göstereyim size zincirin altından giriyorum şöyle bir iki üç dört aynı yere tekrar battım şöyle beş tane trabzan buraya Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir tane trabzan ipimi doladım. Buradaki zincirin içine girdim. Bir iki tane trabzan ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesi içine batıyorum. Tepe şöyle bir tane trabzan. Buradaki zincirin altından geliyorum Bir iki 3, 4, 5 tane trabzan mı yapıyorum buraya Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu. Bir modeli kol altı oyuntusu yaptım anlar. Şimdi buradaki trabzanımızı normal öreceğiz. Şu bu trabzanımız şöyle kol ağzı olarak şu şekilde devam edecek. Kenar trabzanı olmuş olacak. Şimdi yine aynı şekilde örüyorum. Bir dahaki dönüşte zaten buradan geri döneceğiz. Hanımlar modelimi bu e, izlemediyseniz, ilk kez bu videomu izliyorsanız e, modelin detaylı anlatımı, kurulumu detaylı anlatımı e, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmını tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben şimdi modelimi kuruyorum. Aynı şekilde normal bir şekilde benim modelimi kuracağım, devam edeceğim yakaya gelene kadar. Yakaya gelince yaka kesimini beraber başlayacağız. Şöyle 1 2 1 2 3 şu baştakini de sağdan 1 2 3 4 5 6 7 Toplam 7 tane ilmeğimiz var. Zincirin içine battım, bir ilmek aldım, ördüm. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. Hepsini kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıp aynı şekilde devam ediyorum yaka kesimine gelene kadar devam edelim yaka da beraber kesimimize başlayacağız hanımlar Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldim bakın bir iki üç tane şöyle yaprağımız var burada bir iki tane yaprak yapıyorum kesime başlıyoruz şöyle bir zincir iki zincir çektim hatta bir zincir çekip ipimi doluyorum buradaki kenar trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Bakın şöyle iki yaprak yaparak kesime başlamış olduk hanımlar. Bir iki üç dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine baktım şöyle. burada 1 2 zincir çekiyorum bakın buradaki şu iki travma e, da yaprağın arasındaki Zincire batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir şuraya batıyorum buraya yine bir yuva oluşturuyorum onlar 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum 3 zincir çekelim ipimi doladım ve ara trabzanları örüyorum Şimdi bu şekilde kol altına kadar devam edelim. Kol altında zaten yapacağımız bir işlem kalmadı. Dönüşünü nasıl sağlayacağız onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için kol altına kadar örmeye devam edin. Buraya gelin beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle geldim kol altına. Bir, 2 3 4 5 5 tane trabzanımız var. Şu ara şu trabzanları ara trabzanlarıydı. Şimdi artık kenar trabzanımız olmuş oldu. Şöyle kol ağzı olarak orayı devam ettireceğiz ve buradan dönüyoruz. Burası kol yuvamız hanımlar. Kol altı kesintimiz, oyuntumuz. Burada artık bir işlemimiz yok. Buraya gelip geri döneceğiz. Buradan döne dönüş sağlayacağız bu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yakaya kadar yine örmeye devam edeyim. Yaka kesimine gelince beraber kesime devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldik şimdi kesimine. Şöyle şu yuvamızı kaydırmış olmuştuk. Şöyle kaydırmıştık. Burada 3 tane varken ortada yaptı. Burada 2 tane oldu. Şöyle sona doğru yaptım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. Bir tane şöyle trabzan örüyorum. İlmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 Yuvanın içine battım şöyle 8. Şöyle 2 2 2 şeklinde kapatıyorum. Burada 1 tane bakın 3 2 1. 1 zincir çektim ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Burada şimdi bir modeli bitirmiş oluyoruz hanımlar. Bir, iki zincir çektim, ipimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir modelimizi bitirmiş oldu. Şimdi tekrar gidip döneceğim yaka kesimine geldiğimizde beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Bu modelin kesimi de çok pratik ve çok güzel duruyor hanımlar. Ben şimdi döneyim gelin tekrar buraya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar şöyle yine yaka kesimine geldim. Şimdi şu ara trabzanımızın kesimini ile devam edeceğiz. Bir iki zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Şöyle bir kapatmıyorum. ipimi doladım. ikinciye battım. Şöyle ikisini bir kapattım, ipimi doladım. Aradaki trabzanımı şöyle tek örüyorum. İpimi doladım, bir sonrakine battım bir kapatmıyor. İki, hepsini bir kapattım. Şöyle üç tane trabzan'a dönüştü. Bir, iki zincir ipimi doladım. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekini değil bir sonrakine batıyorum şöyle. Kenar trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Burada hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine bakın. Şöyle bir kapatmıyorum. 2 Şöyle 3 trabzanımı bir ördüm. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve modelimi örmeye devam ediyorum. 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle ara trabzanımızı da bitirmiş olduk hanımlar. Şöyle artık diğer modeli de sadece benim model anlatımı olduğu için pratik bir şekilde nasıl kesersiniz onu göstermek istedim. Bakın çok düzgün bir şekilde kesimini yaptım. Şöyle gösteri anlatayım size hanımlar. E bu bittikten sonra zaten aynı şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını sırayla diğer modellerde de uygulayacaksınız. Ben artık yani daha fazla da uzatmak istemiyorum aynı şekilde zaten burada da kesimimizi aynı şekilde yapıp devam edeceğiz. Bir sonra geldiğimizde şuna batmayacağız. Şu trabzana batmayacağız burada 5 tane trabzanımız var onla devam edeceğiz Buradakini bitirmiş olacağız. Evet anlar şöyle bakın yine yakaya geldik bir iki tane model yaptım bir 2 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzana batmıyoruz hanımlar. bakın şu kenar trabzanlarımıza batıp şöyle trabzanlarımızı uyguluyoruz kesime bu şekilde devam edeceğiz 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum buradaki trabzanımızı da bitirmiş olduk hanımlar bir iki üç zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum bir iki zincir bakın Aynı şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını burada uyguluyoruz. 1, 2, 3 zincir ve ara trabzanlarımı örüyorum. Tekrar gidip döneyim beraber devam edelim Evet hanımlar şöyle yine yaka kısmına geldim. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum şöyle bir trabzan. 1, 2, 3. 4 5 6 7 yuvanın içine battım 8. buradan örüyorum şöyle önce 2 sonra şöyle tek tek kapatıyorum bu şekilde bakın burada bir tane yaprakla bitirdik burada da yine bir yaprak bir zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. İkinci modeli de aynı şekilde bitirmiş olduk hanımlar. Ben şimdi yine aynı teknikle şöyle göstereyim size. Aynı teknikle şu ara trabzanlarımı da bitirin kamera arkasında. Son haliyle karşınızda olacağım. Aynı şekilde şu şekilde şunu da bitirip geleceğim. Evet tamam. Şöyle ikinci modelimizi de bitirdik. Şu ara trabzanlarımızı da bitirdik aynı şekilde. Yani yapacağınız işlem bu şekil. Bakın yakamız gerçekten çok güzel, çok düzgün bir halde çıktı. Kol altı da bu şekilde hanımlar. Siz isterseniz iki modelde kol altı yaparsınız. Şöyle iki model biraz fazla olabilir. Siz artık yapacağınız işe göre yani pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yaparsınız onu sizinle paylaşmak istedim. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşça kalın.